Mourinho'nun davranışı. Yani ben de Real siz de bir antrenörsünüz. Mesela bir yorum. Buyurun hocam. Ben de Real Madrid. İsminiz neydi? Beysi. Evet hocam. Real Madrid'i ben de çalıştırsaydım böyle bir hareketler yapardım. Yani. Neden yapardın hocam? Real Madrid'e. Yani şimdi bizi mesela birisi amatör birisi Real Madrid. Onları o konuşturduğu takım Galacticos deniliyor. Yani büyük bir takımda aslında. Öyle bir takımı çalıştırmak herkese nasip olmaz. O da onu çalıştırdığı için belki de onu şükrediyor. Yani Real Madrid takımı değerli takım, başka bir takım değersiz takım mı oluyor? Onu mu demek istedin hocam? Anlamadım. Öyle bir şey değil ya. Hani şey, Real Madrid'i çalıştırsam böyle yapardım. Real Madrid'i çalıştırmadığım için böyle yapmam. Hayır, evet, yanlış anladım. Yani Real Madrid'i çalıştırdığı için o şükürü, yani oradaki bulmasını dile getirdim. Şeyde, davranışları. Ama tabii ki bir amatör takımı Real Madrid'i çalıştırmam farklı bir şey. Ben de olsam böyle yapardım yani. Onu da istiyorum. Yani diğer takım da değersiz tabii ki. Birisi amatör, birisi Real Madrid. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Buyurun hocam, siz de ilk defa konuşacaksınız galiba. Ayşegül. Yok yok. Pardon hocam. Ben arka tarafı sizi biraz sonra söz veriyorum. Pardon. Hocam benim videom. İsminiz neydi hocam? Rıdvan. Bu arada ben sürekli neden isim soruyorum? Şimdi tanışmak, bir de iletişim derken onu da unutmadan söyleyeyim. Bir insan için dünyadaki en güzel kelime kendi ismidir. İstisnalar dışında. Bazıları ismini beğenmiyorlar, mahkemede değiştiriyorlar da. Ama genelde, yani onun için de mesela sporculara sürekli ismini hitap edin. Ben mesela nasıl bir örnek vereyim? Yani futbolda kaleciye ismini hitap etmiyorlar. Kale falan diyorlar yani. Kale şuraya gel, kale buraya git falan diyorlar. Ya o adam bir canlı, onun da duyguları var yani. İsmi de hitap edin diyorum yani. Kalecinin ismi. Onun için de siz de sporcularınıza ismini hitap edin yani. Sürekli isim o açıdan çok önemli. Buyurun hocam. Hocam benim videoda çıkardım. Mourinho tamam. Ben bilgi birikim var ama her şey sizin sayenizde. Siz olmasanız, siz sahada uygulamazsanız dermiş gibi ben onu hissettim. Yani her şey oldu ama sporcularına, futbolcularına teşekkür ederim. Yani Mourinho orada mikrofon alıp da 10 dakika nutuk atsa sporcular şöyle değerli böyle değerliden ziyade şu hareket başarılı daha önemli değil mi yani? Onun için şunu getirmeye çalışıyorum. Antrenörler arasında bazı antrenörler böyle çok konuşmayı çok seviyor yani. Böyle gevezelik, biz ona ağız ishali diyoruz yani. Bir başlıyor susmuyorlar yani antrenör. Halbuki konuşmadan ziyade o konuşmayı anlatacak bir iki hareket, jest, mimik yeter zaten yani. Yani o açıdan işte bu beden dili, davranışın sesi, konuşma sesinden daha önemlidir, daha etkilidir. Buyurun hocam. Hocam. Pardon ben. Hocam. Özür dilerim. İsminiz neydi hocam? Ayşegül. Evet. Ya benim branşım yüzme. Mesela hani böyle bir takım sporunun ruhunu tam olarak algılayamıyoruz takım olsak da ama başarı kazanan her çocuğun önünde ben de saygıyla eğiliyorum. Yani bu takımın çok büyük ya da küçük olmasının bir önemi yok. Hani başarı bireysel de olabilir, takım da olabilir. Önemli olan orada olan hani çocuk olsun, yetişkin olsun, başarı duygusu herkesle hemen hemen aynı gelişiyor. Evet yani sporcu her yerde sporcudur, değer vermek. Tabi burada eğilmek derken tabi burada bir kürsü var. Mourinho gelirken kürsü üst tarafta. Kürsü yanda olsa eğilmez, orada belki başka bir hareket yapacaktı. Yani orada önemli olan davranışla, yani bir söz vardır böyle şimdi aklıma geldi. Sizi sevdiğini söyleyen dilleri değil, sizin için ağlayan gözlere inanın diye. Yani konuşmak konuşmaktan ziyade dinlemek önemli zaten. Biraz önce görmüştük. Dinlemek bir de davranış olarak onu göstermek. Yani kendi iç dünyası davranış olarak gösterme yolunda olmak önemli. Buyurun hocam. Ben mi? Evet. Hocam. Yo, arka tarafta yeşildi hocamız. Cihat ben hocam. Evet. Hocam şimdi Mourinho daha önce bir maçta da maç başlamadan önce Cristiano Ronaldo'ya bir yazı yazdı. Verdiğine tutuştu. Yazının içinde şey yazıyordu. Bugün çok daha yakışıklısın falan filan diye. Yani Mourinho'nun yapı olarak biraz daha böyle heyecanlı, coşkulu ve duygularını dışa vurmayı seven bir insan. Bazı hocalar vardır. Çok kibirli durur. Ne kadar başarı sağlarsa sağlasın asla duruşundan ya da ciddiyetinden ödün vermez. Ama Mourinho oyuncularıyla ya da takımıyla o duygusal bağı çok güzel yakalayabiliyor. Evet yani birinci etapta da onu konuşmuştuk. Spor sporcuyla
var olur. Yani sporcu önceliklidir, önemlidir. Önceliklidir daha doğrusu. Antrenör ikinci plandadır. Bu dünyanın gerçeğidir. Mourinho da onu göstermeye çalışıyor. Yani Mourinho da Mourinho yapan sporculardır. Sahanın içindeki o performanstır. Buyur hocam. Yani sporcu da spordan sonraki hayatı da genel olarak örtüşüyor yani. Mesela bazı futbolcular vardır. Gol veya attığı basket sayısı da çok daha yüksek tepkiler verebiliyorken bazıları gayet soğuk var. Yani Tracy McGrady vardı mesela NBA'de. Evet. Çok iyi bir basketbolcuydu ama takımı tek başına göğüslediği zaman bile o kadar sayı atmasına rağmen acayip soğukkanlıydı. Yani hiçbir şekilde duygusunu, durumunu bozmuyordu. Bu hocalar için de geçerli. Guardiola veya başkaları kimisi duygusunu çok daha fazla belli edip onu sporcuya geçirebiliyor. Kimisi de daha sakin durabiliyor. Mesela bu aile içerisinde de geçerli. Bazı babalar vardır, evlatlarını çok severler. Ama okşamaz çocuğun başını. Ama o biliyor ki baba onu çok seviyor. Ama kimi baba da var da çocuğunu alır kucağına sever, okşar, o sevgisini ona geçirir. Bu takımdaşlıkta da, aile bu bağlarında kültürle da... kültürle de bağlantılı tabii. Evet. Yani spor kültürü genel ülke kültüründen de etkileniyor. Buyurun hocam. Hocam ben de aslında çok paralel şeyler söyleyecektim Cihaz hocamla ilgili. Yani her ülkenin kendine göre beden dili vardır. Evet. Mesela bu secde yapmayı bizim ülkemizde yapsak çok yanlış anlayabilirler. Yani işte vay efendim sadece Allah'a secde yapılır gibi. Aslında burada beden dilinde şu anlatmak istiyorum. Yani orada sporculara minnettar olduğunu, işte verdiğim her şeyi her görev yerine getirdiğini ve bu başarı aslında sizin başarınız demek evet. istiyor. Ama ülkeden ülkeye de dediğiniz gibi kültürden kültüre de beden dili değişiyor. Yani aynı davranışı bizim ülkemizde yapsa inanın çok büyük tepki alır. Alır yani. Evet, onun için de sizin için önemli olan şu prensipler yani, davranış boyutu. Şimdi mesela burada Çağatay'ı belki tanıyorsunuzdur. Bir de hocam çok özür dilerim, buraya ekleme şey de yapacağım. Buyurun. Tepki alır, o yüzden de beden dilini çok fazla bu ülkede kullanamazsınız. Beden dilini kültüre uygun şekilde kullanabiliriz yani. Aynen. Yoksa yabancılar veya Avrupalı, Amerikalılar yapıyor da taklit ederek değil, sentezleyerek kullanmak lazım. Yani birebir taklit etmek olmaz yani. Hayır hayır, her düşünen yapamaz. Onu demeye çalışıyorum. Onu biraz daha demokrasi var, daha şey var. Anlatabilirsin ama Türkiye'de yani işte her düşündüğün beden diline dökemezsin. Evet. Buyurun hocam. Yani Mourinho'nun o hareketi yapması, yani bizim de o hareketi yapmamız mı gerekiyor? Hayır, işte onu söylüyorum. Yani şimdi sosyal bilimler dediğimiz bu insan bilimleri, davranış bilimleri de diyoruz biz buna. Kültüre özgü nitelikler de taşıdığı için taklit olmaz. Yani Amerika'da, Avrupa'da şunu yapıyor, Japon bunu yapıyor, taklit, birebir taklit olmaz. Antrenman planları bile mesela şu an girdiğinizde internette her branşta antrenman planları üst düzey sporcunu bulabilirsiniz. Ama onu alıp da kendi sporcunuzla birebir uygulayamazsınız. Bir sentezleme, uyarlama gerekiyor yani. Burada da aynı şekilde. Yani burada önemli olan Mourinho'nun oradaki niyeti, yani oradaki davranışı, siz başka şekilde davranışla onu gösterebilirsiniz. Yani taklit olmaz. Taklit değil, sentezleme, uyarlama gerekiyor. Başarının büyüklüğü belki de onun eğilmesini sağlamış. Yani mesela şampiyonluğunu almış bir adam, kalkıp da bu kadar büyük bir başarısını eğilmiş olabilir. Ama mesela amatörde bir tane şampiyonluğunu almış, kimse futbolcusunun yanında eğilmez yani. İşte orada dediğim gibi birebir değil de sporcuyu... Yani karşındaki başarı onun davranışını değiştirmiş yani. Sporcuyu onere edecek şekilde davranmak önemli. Yani bizim kültürde, şimdi kültür deyince aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bizim kültürde genel olarak hem bireysel olarak hem de toplumsal anlamda hatayı cezalandırma açısından cömertiz. Başarıyı ödüllendirme açısından da cimriyiz. Kendimiz evet, açısından da öyle yani. Evet, evet. Başarılı bir şey, performans sergilediğimizde hemen mütevazı tavırlara takınıyoruz. İşte şöyledir, böyledir falan böyle. Başarısız olunca önce kendimiz zaten kendimizi yerin dibine sokuyoruz. Etrafta da zaten böyle hemen eleştirmeye veya karalamaya hazır bir kitle var. Dolayısıyla biz başarısızlık konusunda, hata konusunda, cezalandırma ile ilgili cimri olmamız lazım. Başarı konusunda da ödüllendirme konusunda cömert olmamız lazım ki bir kültürel anlamda bir değişiklik olsun, spor kültürü gelişsin. Bir şey daha soracağım. Şimdi buyurun. Mesela sporcu bana aileden geliyor. Sizin branş neydi bu arada hocam? Benim futbol. Yani şu an basketbol yapıyorum da. Evet. Basketbol antrenörü. Yani takım basketbol. Neyse yani aileden bir davranış şekliyle geliyor bana.
Yani cezayla ödüllendirilmiş ya da bir şekilde yaptığı hatalarla bir davranışları orada eğitim alarak geliyor. Biz mesela Avrupa'yı düşünsek ya çocuğa orada bağırdığımız zaman Avrupa'da çocuğa bağırdın ya da kızdın ceza verdin çocuk farklı da davranabilir. Ama biz mesela takım içinde çocuk tepki gösteremiyor maçın içinde. Kenara aldığınızda bağırıp ya da ne yapıyorsun falan dediğinde çocuk kendine geliyor bir bakıyorsun maçta ateş gibi top oynuyor. Yani bizim toplumumuzdaki davranış spora yansıyor. Bizim de ona göre bir yansıma şeklimiz oluşuyor yani bir antrenör olarak diyoruz. Ama şu anda bizim konuştuğumuz, bizim takım çalıştığımız çocuklar arasında çok farklı. Tabii şimdi burada zincirleme bir durum var. Tutum geliştirme demiştik biz ona. Yani ailede dayak da başta olmak üzere şiddet gören bir oyuncu bu dilden anlıyor diye antrenörün de bunu devam ettirmesi sırf performans amaçlı, sırf iyi oynasın amaçlı yanlıştır. Çünkü orada o zaman zincirleme hatta yaş ilerledikçe o tutum iyice kalıplaşıyor. Ve daha sonra ilerleyen yaşta onu değiştirmek zor oluyor. Dolayısıyla performansı hatta maçı kaybetmeye göze alarak da sporcuya sporcu gibi davranılması gerekiyor. Yani oynamayabilir o maç oynamasın. İlla ona bağırmak, illa iteklemek, illa böyle bir şiddeti yakın bu o dilden anlıyor diye davranmak zaten sporun özüne de aykırı. Yani profesyonel dünyada da bunlar zaten iyice ortadan kalkmaya başladı. Oyuncuya karşı böyle sesini çıkaramıyor artık. Antrenörler de çok fazla bağırıp da böyle şiddet eğilimine giremiyorlar. Yani orada zincirleme gelişen bir durum varsa, sosyal öğrenme de diyoruz biz buna. Bu zincirin bir halkası olmaktansa o zinciri kesecek bir tutum sergilemek lazım. Orada da maçı gözden çıkarabilirsiniz. O performansı ortadan da kaldırabilirsiniz. Duyarsızlaşma denilen bir kavram var psikolojide. Bir davranış ne kadar az sergilenirse duyarsızlaşma olur. Yani sönme meydana gelir. Sönme meydana gelince yerine yeni bir davranış monte edilmeye başlanır. Tabi bu da zaman ister. Dolayısıyla bazen de antrenörler öyle ben de çok denk geldi. Bu dilden anlıyor, bu dilden anlıyor. Bu ailesini böyle görmüş, bu ailesini böyle görmüş diye skor odaklı yani sonuç odaklı olarak düşünüp özellikle altyapılarda çocuklara sporun özüne uygun olmayacak şekilde meslek ahlakı dedik ya burada. Ona uygun olmayacak şekilde davranışlar da görüyorum yani. Yani burada önemli olan işte spor ahlakı, sporun özüne uygun mu değil mi? Bir de empati dedik ya o çocuğun yerinde ben olsam bu davranış tam şu an hoşlanır mı veya ileride bu davranış o çocuğun kişilik gelişimi ne kadar etki eder? İşte burada bir burada da işte öğretici becerisi tekrar mesela ön plana çıkıyor. Yani davranış değişikliğini öğretmek bunlar zor işler mesela işte evet. Yani kişide davranış değişikliğini sağlamak zor. Bunu aileden gelmesi lazım. Aile sosyalleşme diyoruz biz ona. Aileden başlıyor zaten. Aile, okul, spor ortamı gibi sosyal ortamlarla beraber kişilik biz mesela benim üniversite deyince bir anımı anlatayım. O kaç yıl oldu tabii 1994. İlk derse girdiğimde şöyle bir amfi vardı. Hoca tahtaya yazmış tabii o zaman da slide falan yok. Şahsiyetin inkişafına tesir eden faktörler diye. Şimdi tabii ben lisede futbol oynamıştık etmiştik doğru düzgün kitap okumadık. Ben şimdi bakıyorum şahsiyet ne demek, inkişaf ne demek? Falan diye böyle. Yani ilk ders o açıdan hiç unutmuyorum. Türkçesi tabii şu anki günümüz Türkçesine kişinin gelişimini etki eden faktörler diye. Yani aileden önce ne var bir de? Aileden önce ne var? Aileden önce. Evet kim söyledi? Genetik miras var yani. Yani genetik miras da iki kuşağa kadar geriye de gidiyor yani. Anne tarafından baba tarafından iki kuşak da geriye gidiyor. Genetik mirastan çocuğun kişilik konusu var mesela. Kişilik, mizaç ve karakter diye ikiye ayrılır. Mizaç doğuştan gelen özelliktir ve o iki kuşak geriye kadar gidecek şekilde hatta içe dönük, dışa dönük kişilikler de deniliyor. Genetik miras, aile, okul çevresi, çocuk büyüyor artık akranlarıyla beraber oynuyor, zaman geçiriyor. Akranlar ve sosyal paylaşım derken bu halka büyüdükçe ailenin etkisi azalıyor. Yani aile kötü davranmış olabilir, kötü örnek olmuş olabilir ama ömür boyu da onun o şekilde çocuğunu
tek belirleyici unsur olacak diye, karakterinde tek belirleyici unsur olacak diye bir kural yok. Çocuk aileden sonra olumlu ortamlar içine girerse, okulda, sporda, arkadaş çevresinde, o ailenin etkisi, az önce sönme dedim ya, psikolojide bir kavramdır o, sönüyor yani, onun etkisi sönüyor. Ha, onun izleri kalabilir ama o izler de sonuçta akıl ve iradeyle de çözülür. Çok kötü ailelerden çok iyi insanlar çıkıyor yani. Ama çok iyi ailelerden de çok kötü insanlar da çıkabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde zincirleme olayı düşünmek lazım. Kötü bir halka da varsa başlangıçta, o zincirin bir parçası olmaktan ziyade o zinciri, dediğim gibi maçı da göze, kaybetmeyi göze alarak, kötü performansı da göze alarak zinciri kesmek gerekiyor. Buyurun hocam. Şimdi bu aile ve çocuktan bahsediyoruz. Ben 2016'da atandım buraya. Evet. Atanmadan önce hocam ben bir kısa bir süre ücretli öğretmenlik yaptım memlekette. Nerede memleket? Van. Tabii o sıralar daha yeni formasyon eğitimi aldığımız için, bir de bizim hocamız gerçekten Türkiye'nin en iyi hocalarından biriydi, Ankara Üniversitesi'ndendi. O Hakkari'den aldım formasyonu. Yani evet, orada Hakkari'ye gelmişsin, oradaki çocukları gerçekten kazanabilmek adına çok başarılı işler yapmış bir hocamızdır. Battal Aslan diye bir hocamız. Çünkü onun verdiği eğitimler doğrultusunda ben göreve başladım. Tabii daha yeniyiz. Yani görev heyecanı var. Bir de gerçekten ben eğitim bilimleri, gelişim psikolojisi, o yani psikoloji ağırlıklı dersleri çok seviyordum. Her yani sürekli ilgiliydim. Okula başladım. Bir tane öğrenci var hocam okulda. İnanılmaz yaramaz ve sürekli şiddete meyilli bir çocuk. Antrenmana çıkarıyorum. Ne bileyim, topu patlatıyor veya çocukları sürekli dövüyor. Hocalar bile artık, ben hani çocukla uğraşırken hocalar da artık alışmışlar. Hocam bununla uğraşmayın, bunu ne kadar dövsen de ne kadar sövsen de bu çocuktan adam olmaz. Evet. Ben bir süre bu çocuğu izledikten sonra hocam ailesine ulaştım. Ailesinin bilgilerine ulaştım. Bu çocuk aile içerisinde sürekli şiddet görüyor. Yani dayak artık o çocuk için normal bir sıradan bir şey haline gelmiş yani. Ben ama çocuğa bu sefer ters psikoloji uygulamam. Yani çocuğa şiddet göstermek yerine çocuğu kazanmak adına çocuğa sorumluluklar verdim. Spor odasının anahtarı senin olsun. İşte sıraya geçtiğimde sen arkadaşlarına ilgine falan filan derken çocuk bana yakınlaşmaya başladı. Çocukla konuşmaya başladım. İşte babam beni dövüyor, abim beni dövüyor. Maddi imkansızlıklar falan derken hocam ben bu çocuğu kazanmaya çalıştıkça çocuk da bana gelmeye başladı. Şimdi belli bir süreden sonra, görev yılından sonra öğretmenler de artık bıkıyorlar. Çünkü sürekli öğrencilere artık yapma etme, hani öğretmenliğin dışında bir nevi çobanlık yapıyorlar. Evet. Spor salonu anlamında tam teçhizat yok ya da sınıflar uygun değil. Sınıflar çok kalabalık, öğretmen de vermek istediğini veremediği zaman bu sefer artık öğretmen de psikolojik olarak diyor ki nasıl olsa bir fayda sağlanmıyor, artık sadece dersler çıkıyor. Biz de yeni başladığımız için hani kimi kazanırsak kârdır mantığıyla ben bu çocuğu kazanmaya başladım yavaş yavaş, konuştum. Bir süre sonra bu çocuğu spora yönlendirdi, atletizm antrenörümüze yönlendirdi. Geçenlerde haberim oldu, çocuk 2-3 sene önce çocuk milli atlet olmuş yani. Bu şekilde çocuğu spora yönlendirip kazandırdık yani hocam. Teşekkür ederim. Yani güzel bir hikaye. Şimdi burada çocuk da olsa karşı tarafın insan olduğunu, ona değer vermek, duygular, düşünceleri anlamaya çalışmak, işte sorumluluk dediğiniz anahtar vermek, soyunma odasının, giyinme odasının neyse, yani çocuğu güdülemek ve dolayısıyla ona değer verildiğini, hatta bir amiyane tabir var, bu profesyonel sporda çok kullanılır. Bazı antrenörler elinde sporcu performans sergilemez, bazı antrenörlerin çalıştığı takımlarda üst düzey performans sergiler. Bununla ilgili amiyane tabir şu, az sahibine göre kişiler diye. Yani siz değer verdiğiniz zaman değer görürsünüz. Ama böyle gelmiş böyle gider, bu dilden anlıyor diyerek siz de şiddete yönelebilirsiniz o çocuğu bastırmak için. Onun davranış bozukluğu iyice kalıcı hale gelirdi. Yani bu sonu nereye kadar gider bunların? Akıl hastalığına kadar gider yani. Sürekli şiddet görmüş, sürekli taciz görmüş bir çocuk akıl hastalığına kadar gidebilecek kalıcı bozukluklara sebep olabilir. Dolayısıyla kötü bir zincir halkası olmaktaysa o kötü zinciri nasıl kesebilirim, nasıl durdurabilirim kısmını dediğiniz gibi eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesinin arada o bilgileri bakmanızda fayda var. Belli kuramları var, kavramları var, belli onların prensipleri var. Onlara bakmanızda fayda var diyerek saate bakıyorum. Evet. Ara verelim mi? Ufuk Müdürüm. Evet, teşekkür ederim bu sabah seansı için. Öğleden sonra biri çeyrek geçe mi? Bir çeyrek. Bir çeyrek geçe. Bir saat sonra buluşmak üzere.
Look at